İyiyim valla, sete çıkacağız sinema filmini. Son hazırlıklar. Ben de biraz burada keyfime bakıyorum diyelim. Akıncı da final oldu sanırım. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Nasıl bir proje oldu sizin için? Ya Akıncı çok riskli bir projeydi arkadaşlar. Ya şunu kusura bakmayın, biraz istiyorsanız sosyal mesafe bırakın çıkartacağım. Zaten hepimiz de aşılandık. Yani çok riskli bir projeydi. Ve biz de bütün riskleri yaşadık aslında. Yani nasıl yapılacağını bilmediğimiz birçok şey vardı ama cesaret etmemiz gerekiyordu. Yani Türkiye'de bir de buna cesaret etmemiz gerekiyordu. O yüzden ben de bunlardan bir tanesi olduğum için açıkçası şanslıyım. Ve yani devam formülü üzerine şu an konuşuluyor ama nasıl olacağını inanın ben de bilmiyorum. İlk başta mı hani çıkın dediğimiz gibi alışık olmadığımız için ilk bölümler tiye alındı ama sonrasında millet izleyince aslında birazcık onlar da anladı, böyle sevdiler. Ama sonrasında hep bir kopukluk vardı galiba. Yani gerçek demeyeyim ama yani bir fantastik bir dünya yaratılmaya çalışıyordu tabii ki. Yani bunlar hani yaşamamızın yani ihtimaller dahilindeydi. Biz de bunları yaşadık. Yani yapacak bir şey yok ama yani dediğim gibi ben bu projeye cesaret edildiği için ve onlardan bir tanesi olduğum için açıkçası kendimi şanslı sayıyorum ve Akıncı benim çok özenle oynadığım ve yani her bir detayına çok dikkat ettiğim bir oldu. Ve bütün çalışma arkadaşlarım da öyleydi. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum buradan. Dediğim gibi yani bir devam formülü üzerine çalışılıyor ama nasıl olacağını şu an inanın ben de bilmiyorum. Peki, ama yani çok daha iyi olacağını... Bunları ben burada konuşamam. Muamma değil, yok yani tabii ki oturup konuşulur. Ama yani bir risk değerlendirmesi yapılır tabii. Peki sinema filmi ne zaman başlayacak, çekimler İstanbul'da mı olacak? Birkaç haftaya sete çıkacağız. Dediğim gibi yani son ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Güzel proje olacak o da. Nasıl proje? Çok tatlı bir senaryo. Romantik komedi, Netflix olacak. Çok tatlı bir cast var. Çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir senaryo var. Yani keyifli bir iş olacak. Biz oynarken keyif alacağız, insanlar izlerken gülecek, eğlenecek. O yüzden güzel bir proje olacak. Aslında şu an birçok oyuncu, önceden hep senaryoya bakılırdı ya, şimdi senaryonun yanında bir de dijitale bakıyor. Yani eğer dijitalse bizim için daha iyi, set ortamı daha iyi, daha kaliteli diye. Sizin böyle bir ayrımınız olur mu? Yani önemli olan senaryo, rol, ekip, yani platform bundan sonra geliyor. Tabii ki dijital mecralar televizyona göre artık biraz daha özgür diyebilirim. Ama dediğim gibi önemli olan şey aslında rolün draması ve onu icra ederken nasıl bir ekiple icra edeceksin ve ne kadar özgür olacaksın, rolünden ne kadar keyif alıyorsun. O da dediğim gibi platforma bakmıyor. Kesinlikle. Geçen sene yazında görüntülenmiştiniz biliyorsunuz ama formunuz da çok konuşuldu. Herkes pandemide kilo aldı ama işte şu pandemide gibi... herkes kilo aldı. Evet, ama siz pandemide kilo almayan var mı Allah aşkına? Hiç olmadı gibi haberler söylendi. Formunuzu neye bağlıyorsunuz? Ne gibi? Arkadaşlar pandemide hepimiz kilo aldık. Bu pandemide de kilo aldık. Yani yapacak bir şey yok. Sen kilo almadın mı? Yok aldık ama siz almadınız yani. Diye güzel yorumlar verdi. Hayır ben tam tersi. Ne? Rumeli'de yürürken galiba bir fotoğrafımı çektiniz. Kim çekti bilmiyorum ama bayağı kiloluyum ya. Sonra zaten kilolu diye haber yaptınız benim üzerimden. Ondan sonra tabii ki ben de bir kampa girdim yani. Rolün sonuçta bir sıkıntı vardı. Ondan sonra da hallettik. Yazın bir tatilde mi olacak mı? Yoksa bir sinema filmi için? Filmi attıktan sonra olacak. Peki daha fazla tutmayalım. Tamam, eyvallah. Çok sağ olun teşekkürler. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol abi.